Merhaba arkadaşlar, Almanca Kolay'a hoş geldiniz. Ben Almanca öğretmeni Erhan Özdemir. Dersimizin konusu pasif Sätze, pasif Präsens mit Modalverben. Merhaba arkadaşlar, Almanca Kolay'a... Sıradaki örneğimize devam edelim arkadaşlar. Sie traf sich mit Leo in einem Café, nachdem sie das Bewerbungsgespräch geführt hatte. Şimdi cümle gayet anlaşılır olduğunu tahmin ediyorum. Treffen, preteritumda neydi? Traf, buluşmak değil mi? Sich treffen, refleksif bir fiil. Leo ile buluştu. Nerede? In einem Café, bir kafede. Değil mi? Neden sonra? Nachdem sie das Bewerbungsgespräch, iş görüşmesi, geführt hatte. Yani görüşmeyi, führen arkadaşlar, görüşmeyi gerçekleştirmek, görüşmeyi yapmak şeklinde çevirebiliriz bunu. Şimdi burada arkadaşlar, geführt hatte denildiğinde bunu ben acaba nasıl dile getiririm diye onu bir düşünmem lazım. Şimdi burada nachdem sie das Bewerbungsgespräch geführt hatte derken arkadaşlar nach der Führung ya da demeden saçmaladım ya. En baştan mı alayım? Evet. En baştan mı alayım? Dolayısıyla istiyorsan baştan al da tamam. Güzel olur değil mi? Böyle daha şey prova gibi olmuş olur. Bir de şöyle yap. Olasılık deriz değil mi ona? Evet. 3, 2. Merhaba arkadaşlar, Almanca Kolay hoş geldiniz. Ben Almanca öğretmeni Erhan Özdemir. Dersimizin konusu Futur 2 Vermutungen. Hazırsanız dersimiz başlasın. Şimdi arkadaşlar, Vermutungen kelimesine baktığımızda bu başlık ne diyor? Bu tahmin demek arkadaşlar. Olanak, olasılık daha doğrusu. Olasılık ya da olanak değil. Bir dersimizin daha sonuna geldik arkadaşlar. Bu dersimizde Futur 2 Vermutungen konusunu görmüş olduk. Sonraki dersimizde görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın. Tschüss. Bir daha alalım mı? 3, 2. Arkadaşlar, başlığa baktığımızda Arkadaşlar başlığa baktığımızda doppel infinitif kelimesini görüyoruz. Doppel infinitif ne demek? Infinitif neydi arkadaşlar? Mastar demekti. Doppel infinitif. Dolayısıyla ne oluyor arkadaşlar? Çift infinitif. Yani iki mastarlı. Yani iki mastarlı fiilleri görüyor olacağız ve bunu nerede görüyor olacağız arkadaşlar? Perfekt zaman içerisinde. Ne oldu? Geliyoruz. Ha, tamam. 3, 2. Hatırlayacak olursanız arkadaşlar, konjunktif 2 konusunu daha önceden görmüştük. Konjunktif 2 neydi arkadaşlar? Keşke değil mi dediğimizde, hani gerçek dışı olan, reel olmayan durumlar için kullanılıyordu. Ne yapıyorduk burada arkadaşlar? Hätte, wäre gibi değil mi yapılarda ne yapıyorduk? Keşke yapısını bu şekilde tonlamış oluyorduk değil mi? Vurgulamış oluyorduk. Şimdi bunların arkadaşlar çeşitli anlamları olabiliyor. Gelin bunu birlikte bir inceleyelim. Öncelikle Gegenwart olarak baktığımızda arkadaşlar ve Vergangenheit olarak baktığımızda Gegenwart şu an. Bir kez daha alabilir miyiz? Konjunktif 2 yapısını daha önceden görmüştük arkadaşlar. Ne anlama geliyordu? Gerçek dışı olan durumlar için, öyle değil mi? Söz gelimi, keşke şunu yapsaydım, şuraya gitseydim, yapsaydım, etseydim gibi durumlarda değil mi? Wäre gibi, hätte gibi yapılar vardı değil mi? Ne yapıyorduk arkadaşlar? Gerçek dışılığı vurgulamış oluyorduk. Şimdi bunu arkadaşlar Gegenwart ve Vergangenheit olarak inceleyecek olursak, Gegenwart şimdiki zaman, Vergangenheit geçmiş zaman, öyle değil mi? Şimdi bunları şöyle bir anlamlandıralım. Nasıl bir anlama geliyormuş ona bir bakalım. İlk cümlemize bir bakalım isterseniz arkadaşlar. Ne diyor? Wenn ich doch mehr Zeit hätte. Gayet anlaşılır değil mi? Wenn neydi arkadaşlar? Koşul için gerekli olan bir yapıydı değil mi? Ne demiş oluyoruz bakın? Wenn ich doch mehr Zeit hätte. Keşke daha çok vaktim olsaydı demiş oluyoruz. Öyle değil mi? Bakın burada doch pekiştireç anlamında değil mi? Mehr Zeit daha çok zaman. Hätte haben değil mi? Ne olur? Ne olmuş arkadaşlar? Hätte şeklinde yorumlanmış. Şimdi biz bu yapıyı arkadaşlar 3, 2 sıradaki örneğimize devam edelim arkadaşlar. Die Kakaobohnen. Bak görüyor musun bak. Ne yapacağız peki? Kapıyı şey atsana. Tamam. Ha bak şurada. Ha gitti. Dur şunu şöyle yapalım.
Çünkü yani bu dikkat çekiyor. Öğrencide. Evet, en baştan. Merhaba arkadaşlar, Almanca Kolay'a hoş geldiniz. Ben Almanca öğretmeni Erhan Özdemir. Dersimizin konusu... Bedeutungen mit... Bedeutungen des Konjunktivs zwei. Merhaba arkadaşlar, Almanca Kolay'a hoş geldiniz. Ben Almanca öğretmeni Erhan Özdemir. Bedeutungen des Konjunktivs zwei konusunun ikincisiyle devam ediyoruz arkadaşlar. İkinci bölümüyle devam ediyoruz. Hazırsanız dersimiz başlasın. Olmadı. Oldu mu? Dersimizin daha sonuna geldik arkadaşlar. Bu dersimizde Bedeutungen des Konjunktiv 2 yapısının daha doğrusu Bir dersimizin daha sonuna geldik arkadaşlar. Bu dersimizde Bedeutungen des Konjunktiv 2 konusunun ikincisini görmüş olduk. Sonraki dersimizde görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın. Tschüss. Başlığa baktığımızda arkadaşlar pasif präsens denildiğini hatırlayacak olursak neydi pasif präsens? Bunu görmüştük çünkü edilgenlik demekti değil mi? Präsens de geniş zaman. Dolayısıyla geniş zamandaki edilgenlik mit modal veya burada arkadaşlar modal fiilleri işin içerisine dahil ediyor olacağız. Şöyle ki müssen... Tekrar alayım. Tamam. Bir deneme olsun bu. Anlaşıldı. Dördüncü örneğimizle devam edelim arkadaşlar. Der Lehrer muss die Prüfungen... Prüfungen... Hiç önemli. Der Lehrer muss die Prüfungen heute Abend bewerten. Der Lehrer muss die Prüfungen heute... Bir kez daha alalım mı? Daha mı yüksek? Yok. Bir dersimizin daha sonuna geldik arkadaşlar. Bu dersimizde passive present mit müssen'i gördük. Modal fiil olarak müssen'i gördük. Ancak bir sonraki dersimizde bu konunun können modal fiilisini görüyor olacağız. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın. Tschüss. Olmadı mı? Ancak niye? Wegwerfen. Üçüncü örneğimizle devam edelim arkadaşlar. Fiona kann inzwischen den Tisch decken. Şimdi buraya bakıyoruz. Fiona bir kadın ismi. Inzwischen bu arada anlamına geliyor. Den Tisch decken. Bakın bunu. Üçüncü örneğimizle devam edelim arkadaşlar. Fiona kann inzwischen den Tisch decken. Öncelikle bir analiz edelim. Fiona ne demekti? Bu bir kadın ismi. Inzwischen bu arada anlamına geliyor arkadaşlar. Den Tisch decken. Bakın der Tisch masa ya da sofra. Den Tisch decken denildiğinde bunu bir kalıp olarak düşünelim. Masayı hazırlamak, kurmak anlamına geliyor. Demek ki Fiona bu arada masayı hazırlayabilir, masayı kurabilir diyor cümlemiz. Şimdi biz burada ne yapacağız arkadaşlar? Fiona öznesini kaldıracağız. Ve ne diyeceğiz? Masa bu arada kurulabilir. Kurulabilinir. Kurulabilir. Kurulabilinir. Evet. Kurulabilinir mi? Üçüncü örneğimize devam edelim arkadaşlar. Fiona kann inzwischen den Tisch decken. Öncelikle cümleyi analiz edelim. Fiona bir kadın ismi. Inzwischen bu arada. Den Tisch decken. Bunu bir kalıp olarak algılamakta, anlamakta fayda var. Der Tisch masa ya da sofra. Den Tisch decken. Masayı kurmak anlamında arkadaşlar. Cümle ne diyor bize? Fiona bu arada masayı kurabilir. Demiş oluyor. Şimdi biz bunu edilgen hale getireceğiz. Bu durumda ne yapacağız arkadaşlar? Fiona öznesini kaldıracağız ve diyeceğiz ki den Tisch decken akusatifti. Dolayısıyla cümlenin başına geldiğinde ne olacak arkadaşlar? Bu der Tisch olacak. Bu durumda ne diyeceğiz arkadaşlar? Sofra kurulabilir. Bu durumda ne diyeceğim? Der Tisch kann inzwischen gedeckt werden. Demek ki decken ne olacak arkadaşlar? Gedeckt ve yardımcı fiil werden'den destek alıyoruz. Bu durumda ne diyeceğiz? Der Tisch kann inzwischen gedeckt werden. Yani güzel Türkçedeki karşılığı sofra bu arada kurulabilir demiş oluyoruz. Dilerseniz bu görmüş olduklarımızın şöyle bir üstünden geçelim arkadaşlar. Bir dersimizin daha sonuna geldik arkadaşlar. Bu dersimizde pasif präsens... Önceki dersimizde de görmüştük. Neydi arkadaşlar pasif präsens? Ne oldu? Yok ben 3, 2... Dördüncü örneğimizle devam edelim. Dördüncü örneğimizle... Konjunksiyon indiğime baktığımızda arkadaşlar bu güzel Türkçe'de bir şey yaparak, ederek gibi bir anlam doğuyor. Dolayısıyla indiğim bağlaç noktasında ele alınması gereken bir
konjonksiyon, bir bağlaç arkadaşlar. Demek ki ederek, yaparak gibi ne oluyormuş? Güzel Türkçe'de karşılık buluyormuş. Baştan mı? Buluyormuş dedim ya. Tamam, olur. En baştan. Olur. Konjonksiyon indiğine baktığımızda arkadaşlar bu aslında güzel Türkçe'de yaparak, ederek gibi bir anlam doğuyor. Bu aslında bir bağlaç, kelime olarak ele aldığımız bir bağlaç. Demek ki ederek, yaparak anlamına geliyor. Dilerseniz ilk örneğimize bir bakalım, ne demek istediğimi anlatacağım. Burada daha böyle bir ayrıntılı görüyor olacaksınız. Şimdi ilk örnek ne diyor bize? Man kann Ziele erreichen, indem man sie lebt. Ne diyor şimdi cümle arkadaşlar? Ziele hedefler demektir. Erreichen ulaşmak demek. Dolayısıyla virgüle kadar ne demiş oluyoruz? Man kann Ziele erreichen, hedeflere ulaşılabilir, değil mi? Virgülden sonra indem man sie lebt, onları yaşayarak, değil mi? Demek ki hedeflerimizi yaşayarak ne yapmış oluyoruz? Oraya, o hedefe, arz ettiğimiz hedefe ulaşmış oluyoruz diyor bu özlü söz. Dolayısıyla baktığımızda... Bekle. Verweiswörter denildiğinde acaba ne anlamalıyız? Verweisen arkadaşlar işaret etmek anlamına geliyor. Dolayısıyla Verweiswörter'dan kasıt işaret kelimeleri. Ne demek istediğimi cümleler içerisinde ayrıntılı bir şekilde görüyor olacağız arkadaşlar. Şu gıgık yaptım. Anlaşıldı. İlk örnek demek ki arkadaşlar das Projekt erip. Das Projekt hängt von diesem Auftrag ab cümlesine baktığımızda demek ki arkadaşlar proje bu göreve bağlı, değil mi? Abhängen demek ki neymiş? Bağlı olmak demekmiş. Auftrag bu da görev anlamında, değil mi? Proje bu göreve bağlı dediğimizde demek ki das Projekt hängt von diesem Auftrag ab diyoruz. Şimdi arkadaşlar burada von işaretli. Von'a ne yapmam gerekiyor arkadaşlar? Verweiswort olarak von'u ele aldığımızda ne olacakmış demek ki? Davon olacak birazdan. İkinci cümleye bakıyoruz. Ne diyor? Bu bir soru cümlesi. Werden wir den Auftrag erhalten? Görevi alabilecek miyiz? Anlamı doğuyor. Dolayısıyla baştan alalım, sıkıntı değil. Ya 3, 2. Dördüncü örneğimize devam edelim arkadaşlar. Bir dersimizin daha sonuna geldik arkadaşlar. Bu dersimizde dinom konusunu görmüş olduk. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın. Tschüss. Oldu mu?